Evet, Nemrut Krater gölünün tam tepesine geldik. Eskiden bir tane tabela vardı. Buranın Nemrut Krater gölü olduğuna dair bilgi veriyordu. Şurası Tatvan. Manzara şu şekil. Şuradan işte arabalar gelip geliyor. Belki orası kamp yeridir. Ben geçen sefer şu taraflarda bir yerlerde yapmıştım. Sessiz güzel bir yerdi. Çok iyi bir tercihti. İnanılmaz bir yer. Suyu bırakalım aşağıya doğru inmek. Çadırımın yeri çok güzel. Suyumuzu böyle bırakalım. Thank you.
Çadırın yerini değiştirmeye karar verdim. Burası çok güneş görüyor, bir de çok açıkta. Şurada ağaçların altından da ağaçların sesi güzel güzel gelir. Oraya taşıdım. Gece evet, güzel geçti ya. Bu sefer Nemrut Krater Gölü'nün sağ tarafında kaldım. Büyük hayvan sesleri. Burada içeriz. Arabalar park etmeye yerlik falan da var. Evet, şu anda sabah oldu. Kamp kurma yeri falan var. Elimizi yüzümüze yıkarız. Fazla soğuk değil de fazla sıcak değil. Kamp kurmak isterseniz yollar burada 2 gündür açık. Küçük bir yer ama sonra Nemrut Krater Gölü'nün içerisinden sonra bir tane göl çok var. Çok böyle arazili bir yerin üzerine. İşte çok uç çıkışlı yerler falan var. Karşıda böyle ağaçlar var. Yola gelmişti yerde de her yerden. Her şey çok güzel. Harika bir yer. Teknoloji yok, bir şey yok. Dinlenmek için harika bir yer. Bazı sessiz, dışarıdan hiçbir gürültü gelmiyor. Herkese günaydın. Müthiş bir sabah. Harika bir gece geçirdim, inanılmazdı. Şimdi etrafın keşfine çıkacağız. Yani yüzümüzü yıkayacağız, dişimizi fırçalayacağız. Bu tür şeyler yapacağız. Niye diş fırçamı ve ablamı yanıma almadım ki? Çadırımda duruyor. Şimdi gidip almam lazım. Shit. İlk önce gidip bir motosikletimizi kontrol edelim. Bakalım. Her şey yolunda mı? Bıraktığımız gibi mi? Ondan sonra gelelim. Böyle bir yere kamp kurdum. Ağaçların arasına. Böylece öğlen ve öğleden sonraki güneş ve ısı beni rahatsız etmeyecek. Açık alana kurabilirdim ama bu sefer çok sıcak olacaktı. İnanın bana, deneyimler. Doğa kurmuştun artık. İlk tercih yerim şurasıydı. Mahrem güzel bir yer. Öğleden sonra varmıştım zaten buraya. Bayağı sıcaktı. Amin ettim de anılır gibi değil. Orası en iyisi. Neyse, bunları geçelim. Burası var ya arkadaşlar. İnanılmaz bir yer. Mis gibi kokuyor. Yine şu taşı koydum. Toprağa direkt batıyordu, taşı koydum üzerine de. Ayağını yerleştirdim. Her şey iyi durumda. Ouch. Ow. I'm sorry, baby. Evet, motosikletimiz burada iyi durumda.
Balıklar. Buradan çıkalım geliyorum. Bakalım daha yakına gidebilecek miyim? Kaçmasalar iyi. Burada sığacağız. Kocaman balık var. Neyse, seni yalnız bırakayım. Ne yapacağız? Ne alacağız? Bunu çakacağız. Neyle parçalanacak mı? Tekrar.
gibi. Buradan gelsem. Yumbazı çıkmaya çalışıyor. Yokuşu çıkmaya çalışıyor. Böyle hem insanların yolunu açmış olacağız, hem de motosikletimiz için. Yani eşyaları taşımak buraya kadar zor olur. Motorla oraya gidersen daha kolay olur diye. Sana kolay gelsin kaplumbağa kardeş. 61 sereke. Bir taştan iki kuş alacağım. Tam gerek hani. Eğer motorla gelecek olsaydım. Ah, baby. Oradan çıksam. Oradan çıkabilirim. Yoruldum ya. Gidip biraz uzanacağım. Bakalım. Bir dakika geldim. Sürdüm. Şu yolu seçseydim eğer. Geldim. Yine sürdüm. Oradan çıkış yok. Şundan da bir şey olmaz artık. Açıldı. Yorulduk. Gidek dinlenek. Kaplumbağa kardeş. Sana iyi yemekler.
Kafam üşüdü, terledi. Motorun kaskı takmadan önce takılan şeyi taktım. Burası Nemrut Krater Gölü. Mevsimlerden sonbahar, Kasım. Kasım'ın yanılmıyorsam ya 9'u ya da 10'u. Bir bakayım. Evet, 9'u. Pazartesi. Çok güzel buralar. Acayip de yoruldum. Etrafta acayip bir güzel kokular var. Şurada motorum. Evime giriyorum, evime. Şu an çok yorgunum. Gidip yatacağım ya. Bak. Şurada çok güzel yerler var. Orada yürümek lazım. Yarın oraya doğru gideriz. Umarım gece soğuk olmaz. Soğuk olursa da olsun. Come here, big boy. Şuradan gelelim. Bunu dışarıda bırakma. Manzara müthiş. Neyse, ben biraz dinleneceğim. Çayımızı koyuyoruz şu anda. Bir tane kartuşumuz bitmek üzereymiş. Boşuna getirmişiz. Biraz kullandık. Daha suyu ısıtmadan bitti. İkincisine geçtik. Daha turun başındayız. İnşallah yeter. Neyse, sabah ve akşamları çayımızı, yememizi tüpte yaparız. Ama saat 7'den sonra, akşam da 7'den önce dışarıda otları toplayırız. Otları diyorum. Odun modun toplayıp onu da pişirebiliriz. Böylece tasarruf etmiş oluruz.
Bu harika bir fikir. Çayımız da bu şekilde. Yanımda bolca kitap getirdim. 19-20 gün sürecek bir tur var önümde. Dolayısıyla bol bol okuyacağım çadırda. Evet evet. Bir şeye bakacaktım ama. Saat 17.22 okey. Her şey donmuş. Al sana kış kampı. Etraf bembeyaz olmuş. Normalde bembeyaz değil etraf. Hava acayip soğuk. Gözümde bir şey kaçtı. Ay. Teppus. Ya bu sabah o kadar ne saat 12'den sonra etraf buz tutmaya başladı. Ara dikkat ederseniz zaten gördüğünüz gibi bazı yerlerde hala buz olduğunu, karlanma olduğunu göstermiştim size. Şu karşıki yaması zaten kar. Bugün de güneş ya çıkar ya çıkmaz. Ama saat 12'ye doğru burayı terk edeceğim. Burası daha güzel ama geceleri çok soğuk. Yani çok yüksek bir yer. Yani gece normal geçti hani kışlık elbiselerim olmasaydı, kalın tulumum olmasaydı acayip üşümüştüm.
Yanımda hurma da getirmiştim. Dur hurma da yiyeyim. Şu an sabahın erken saatleri. Acayip bir şekilde açım. Hurma. Bu su çadırın içinde yok kadar soğumuş ki sanki buzluktan çıkarmış gibi. Ayaklarım geceleyin fazla soğum, üşümedi. Mest getirmiştim. Ama sabahleyin odun toplamaya çıkarken dondu. Resmen dondu. Çadırın üstünü görüyor musunuz? Bu hep buzdu. Resmen buzdu. Ama manzaramız da bu. Karşıki dağlar. Ha. Bu da böyle. Biraz bekleyeceğim. Etraftaki karlanma erisin iyice. Şu an %98 gitti. Gitti ama nem kaldı. Suyu kaldı. Suyla toprakla birleştiği zaman çamur oluyor. Hafif bir çamur olacak. O da iyice kurusun. Saat 11. Horşik dağlar. Çıkacağım buradan yolda artık. Hayvan gibi soğuk ya. Bir çekip Kasım'ın 11'i 2020 Salı.
burada tutalım. Tatlana doğru devam. Ateş. Kampta ateş yakmak. Evet.